dersimizde biçim bilgisine, yani sözcükte yapıya bakacağız. Biliyorsunuz Türkçe eklemeli bir dil, sondan eklemeli bir dil. Kelime türetilirken ve kelimelerin hal ekleri ve çoğul ekleri gibi çekim ekleri gelirken biliyorsunuz kökün sonuna ekleniyor. Ve kelimenin en küçük parçasına kök diyoruz. Köke bir yapım eki geldiğinde artık gövde halini alıyor. Ve kelimeler yapım ekleri ve çekim ekleriyle isim ya da fiil sorulu kelimelerle yeni türetimler ya da çekimler meydana geliyor. Bakalım ekleri. Çekim eklerini biz önceki isim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri olarak ayırıyoruz. Çünkü biliyorsunuz Türkçe'de iki tür sözcük var. İsim sorulu sözcükler, bunun içerisine isim, sıfat, zamir, zarf gibi türevler giriyor. Ve fiil sorulu sözcükler var. İsim çekim eklerine baktığımızda çoğul eki, hal eki, iyelik ve ilgi eki, soru eki ve eşitlik eki geliyor. Fiil çekim eklerine baktığımızda şekil ve zaman eki, şahıs eki, soru eki ve olumsuzluk eki. Yapım eklerine baktığımızda isimden isim yapım eki, fiilden fiil yapım eki, isimden fiil yapım eki, fiilden isim yapım ekleriyle karşılaşıyoruz. Şimdi bu eklere bir bakalım. Öncelikle çekim ekleri. Çekim ekleri biliyorsunuz eklendiği sözcüğün anlamını ya da yapısını, türünü değiştirmeyen sözcüklerdir. Öncelikle isim çekim eklerine bakalım. Bunlardan ilki lerler çokluk eki. Biliyorsunuz Türkçenin ilk dönemlerinden itibaren kullanılan bir çekim ekidir. Türkler cesurdur derken gördüğünüz gibi burada lerler eki olarak kullanılmış. Dünyalar benim oldu derken burada ne vardır arkadaşlar? Lerler çokluk olarak kullanılmış. Aliler bize geldi dediğimizde burada akrabaya karşılık gelmiş. Kalemleri topladım dediğimde de kalemin çokluğuna işaret etmiştir. Gördüğünüz gibi lerler çokluk eki, çekim eki olarak kullanılır. Fakat eklendiği kelimeye ve cümleye farklı anlamlar katabilir. Gelelim hal ekine. Biliyorsunuz isim hal ekleri 5'e ayrılır. Yalın hali, i hali, e hali, d hali ve den hali. Bunlardan ilki i hali yani yükleme halidir. Belirtme hali de denmektedir. Cümlede belirtili nesne olarak kullanılır. Bu vatanı koruyacağız dediğimizde vatan kelimesine gelen ı eki belirtme hali ekidir. Kirayı dönüşlü ödedi dediğimizde kirayı derken ı belirtme hali ekidir. Evet, tavanın sapını kırdım derken sap kelimesine gelen n en sondaki ı eki ise belirtme hali ekidir. Yönelme hali ekine baktığımızda özellikle cümlede dolaylı tüneç görevinde kullanılır. Yanıma bırak ya da konuşmaya başladı derken sonlara gelen a ekleri yönelme hali eki olarak kullanılmıştır. Bulunma hali ekine baktığımızda biliyorsunuz Türkçe'de 3 tane R'den bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi bağlaç olan D'ydi. Bir diğeri isimden isim yapım eki yapan D'ydi. Bir diğeri ise bulunma hali ekiydi. Bulunma hali eki eklendiği sözcüğün orada bulunduğunu ve mekan anlamı katar. Ben de kalmadı. Çaydanlıkta çay var derken gördüğünüz gibi da de ta şeklinde de karşımıza çıkmaktadır. Dediğimiz gibi yapım eki olan da de'ye dikkat etmemiz gerekiyor demişim. Çünkü bağlaç olan de zaten ayrı yazılacağı için hal ekiyle karışmaz. Eğer isimden başka bir isim türetiliyorsa artık çekim eki görevinde yani bulunma hali eki görevinde kullanılmaz. Yapım eki görevi üstlenir. Örneğin gözde sanatçı ve sözde yazar derken göz ve söz isimlerinden gözde ve sözde diyerek sıfat yani isim soylu sözcük türetmiş. Buradaki de'ler yapım eki olarak kullanılmıştır. Ayrılma hali eki dandene bakalım arkadaşlar. Ayrılma çıkma hali eki olarak karşımıza çıkar. Genellikle cümlede dolaylı tümleç olarak kullanılır. Etrafından çekildiler derken oradaki dan eki ayrılma çıkma hali ekidir. Bir de yapım eki olan danden vardır. Bununla karıştırılmaması gerekir. Yeni bir kelime türetiliyorsa yapım ekidir. Eğer ayrılma çıkma hali anlamı veriyorsa ve kelimenin anlamını değiştirmiyorsa çekim ekidir. Bakalım. Candan dost, uzaktan akraba, içten arkadaş, sıradan kitaplardaki dan eki gördüğünüz gibi yeni bir kelime türettiği için isimden isim yapım ekidir. Dandan eki aynı zamanda ilgi hali eki yani tamlayan hali eki olan ın-in ya da nın-in yerine de kullanılır. Örneğin dostlarının hangisi demek yerine dostlarından hangisi? Sınıftan senin arkadaşlarından biri geldi derken arkadaşlarının biri demek yerine arkadaşlarından biri. Sorulardan birkaçını yaptım derken soruların birkaçını da demek yerine sorulardan birkaçını olmuştur. Sınavda bu tip sorular çıkabilir. Hangisinde bir hal eki, tamlayan eki görevinde kullanılmıştır şeklinde arkadaşlar.
Gelelim iyelik ekine. Genellikle iyelik ekleri ve kişi ekleri birbirine karışır. Şunu biliyoruz ki fiil çekim eklerinde bakacağız. İyelik ekleri isme gelir ve o ismin kime ait olduğunu belirtir. Birinci, ikinci ve üçüncü tekil ve çoğul kişiler var biliyorsunuz. Fiile gelenekler eylemin kimi gerçekleştirdiğini ortaya koyar ve kişi eki olarak adlandırılır. Örneğin ev kelimesine baktığımızda evim, evin, evi, evimiz, eviniz, evleri olarak çekimleriz. İlgi tamlayan ekine baktığımızda ise belirtili isim tamlamasında tamlayanın aldığı ektir. İn ya da nın şeklinde karşımıza çıkar. Çocuğun eli, annemin sevgisi, sevginin gücü gibi örneklerde tamlayanın aldığı in ve nın ekleri ilgi tamlayan ekidir. Gelelim eşitlik ekine arkadaşlar. Gibilik, benzerlik, görelim, kadarlık anlamıyla isme gelip onu zarf ve sıfat yapar. Çocukça, sınıfça, kiloca, bence, onca, ufakça, yavaşça, ailece örneklerinde eşitlik ekinin kelimeye farklı anlamlar kattığını görüyoruz. Örneğin kimisinde benzetme, kimisinde topluluk, kimisinde karşılaştırma, kimisinde kanaat bildirme, kimisinde derecelendirme, kimisinde de yine fazlalığı ya da eksikliği belirten şekilde karşımıza çıkar. Gelelim fiil çekim eklerine. Fiil çekim ekleri dediğimizde öncelikle aklımıza gelecek olan zaman ve kip ekleriyle kişi ekleri olacak. Bunlardan ilki haber kipleri, yani zaman bildiren kiplerdir. Biliyorsunuz sözcük türlerinde de tekrar bahsedeceğiz ama kipleri biz haber ve dilek kipleri olarak ikiye ayırıyoruz. Bunlardan dilek kipleri zaman anlamı taşımazken sadece haber kipleri zaman anlamı taşıyordu. Şimdiki zaman eki yor ve makta mekte ekidir. Yapıyorum, görüyorum, almaktayım, görmekteyim örneklerindeki ekler fiil çekim ekleridir. Gelir zaman eki ise re olarak karşımıza çıkar. Yaşarım, görür, görüşürüz, sever ve beğenirsin örneklerindeki re'ler geniş zaman eki olduğu için fiil çekim eki olarak karşımıza çıkar. Geniş zamanın olumsuz çekimi mame ile yapılır. Mazmaz eki de bunda kullanılmaktadır. Örneğin gelmem, gelirim, gelmem. Gördüğünüz gibi gelmek fiilinin geniş zamanının olumsuzudur. Gelirsin, olumsuzluğu yaparken gelmezsin deriz. Dolayısıyla buradaki mazmaz ekinimiz geniş zamanın olumsuzluk eki olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla çekim eki olarak kullanıyoruz. Görülen geçmiş zaman eki, yani belirli geçmiş zaman eki, will be do'du, tatil tutu ile çekimlenmektedir. Eklendiği sözcüğün belirli bir geçmiş zamanda gerçekleştiğini ortaya koyan bir çekim ekidir. Geldi, yaptık ve aldın örneklerinde will be eklerinin çekim eki olduğunu görüyoruz. Öğrenilen yani duyulan geçmiş zaman mış mış ekiyle çekimlenmektedir. Belirsiz bir geçmiş zamanda yapılmış eylemleri bildirir. Öğrenmiş, ağlamışım ve ağlamışlarda mış eklerin fiil çekim eki olduğunu görüyoruz. Gelecek zaman eki ise acak ecek olarak karşımıza çıkar. Bilecek ve seveceğim fiillerinde acak ecek eklerinin fiil çekim eki olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Gelelim tasarlama yani dilek şart kiplerine. Bunlar gereklilik kipi, şart kipi ve emir kipleri olarak ayrılmaktadır. Emir kiplerine bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz emir kipinde kişi kendine emir veremeyeceği için birinci tekil ve çoğul çekimleri bulunmaz. Gel, gelsin, gelin ve geliniz örneklerinde yine fiillerin kökünden sonra gelen ekler emir kipi kişi ekleri olduğu için çekim eki olarak karşımıza çıkar. İstek kipi AE'dir biliyorsunuz ve fiile eklendiğinde tasarlama kipi olduğu için çekim eki görevinde kullanılır. Örneğe bakalım. Alayım, alasın, ala. Alalım, alasınız, alalar. Olumsuz çekimine bakalım. Gülmeyeyim, gülmeyesin, gülmeye. Gülmeyelim, gülmeyesiniz, gülmeyeler. Kişi ekleri yani şahıs ekleri eylemi, işi, oluşu, kimin yaptığını ortaya koyan eklerdir ve çekim ekleridir. Geldim, geldin, geldi. Geldik, geldiniz, geldiler. Gördüğünüz gibi üçüncü tekil kişide biz ek kullanılmadığını görüyoruz. Sure eki muminin yine fiil çekim eki olarak kullanıldığını biliyoruz. Olumsuzluk ekinin, mameynin yine bu şekilde çekim eki olduğunu biliyoruz. Sevmedik ve öğrenmemelisiniz örneklerinde basit fiillerin olması gibi. Gelelim yapım eklerine arkadaşlar. Dersin başında belirttiğimiz gibi Türkçe'de ya isim soylu sözcükler vardır ya da fiil soylu sözcükler vardır. Bu yüzden de yapım ekleri eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü değiştirebilir. Her zaman türünü değiştirmez. Bunlara bakalım. İlki isimden isim yapım eki. Lıklık eki. Taşlık, zeytinlik, odunluk.
çöplük, gençlik, güneşlik, sözlük ve parmaklık. Bu iki alan kelime sıfat olup başka bir ismi isteyebilir. Günlük gider, yemeklik yağ, kışlık kıyafet, hediyelik eşya ve aylık alışveriş örneklerinde olduğu gibi. Bu ek soyut isimler de yapabilir. Güzellik, iyilik, bağlılık, temizlik, gençlik, yakınlık gibi. Gelelim genellikle meslek adı yapan cılcı yuğcuğu yapım eklerine. Avcı, eskici, tenekeci, çöpçü, balıkçı ve sütçü. Gördüğünüz gibi sadece cığcı cuğcu değil, çığ çiğ çuğ çuğ şeklinde de karşımıza çıkıyor. Yine Türkçe'de en yaygın yapım eklerinden birisi olan zı-li yulüye bakalım. Boyadan boyalı, sudan sulu, tozdan tozlu, köpükten köpüklü, düşünceden düşünceli, Selçuk'tan Selçuklu, köyden köylü. Yine yoksulluk anlamı katan sızsız yapım ekine bakalım. Anadan anasız, evden evsiz, koldan kolsuz. Cık çık ekine bakalım, genellikle küçültme anlamı katar. Babadan babacık, kısadan kısacık, kuzudan kulucuk, kimseden kimsecik. Bu ek somut varlıkların adı da olabilir. Kulakçık, maymuncuk, kızılcık ve gölcük örneklerinde olduğu gibi. Gelelim genellikle dil adı yapan cace ekine. Cace, çarçı ekine. Türk'ten Türkçe, Almandan Almanca, İngiliz'den İngilizce örneklerinde olduğu gibi. Daşlaş ekim, yurttan yurttaş, vatandan vatandaş, yoldan yoldaş, arkadan arkadaş. Boğucadan alıntı bir ek olan mandal ekine gelelim. Göçten göçmen, karadan karaman, köseden kösemen. Bunun aynı zamanda fiilden yapı, isim yapım eki olan şekli de vardır. Öğretmekten öğretmen gibi. Gelelim isimden fiil yapan eklere. Sudan sulamak, taştan taşlamak, ağırdan ağırlamak, hafiften hafiflemek, candan canlanmak, hoştan hoşlanmak, hastadan hastalanmak, erteden ertelenmek, yaştan yaşamak, boştan boşamak, kandan kanamak, oyundan oynamak, denizden benzemek, inceden incelmek, kısadan kısalmak, sivriden sivrilmek, eğriden eğrilmek, durudan durulmak, yaştan yaşarmak, bozdan bozarmak, mordan morarmak, sarıdan sararmak. Özellikle burada soruda karşımıza yeni bir kelime türetilirken ünlü düşmesi olduğu ile ilgili sorular gelebilir. Baştan başarmak, yine yansıma bir kelime olan horuldan horuldamak, çıtırdan çıtırdamak, pırıldan pırıldamak, mırıldan mırıldamak, fısıldan fısıldamak, vızırdan vızırdamak, şırıldan şırıldamak, garipten garipsemek, sudan susamak, önemden önemsemek. Gelelim fiilden isim yapım eklerine. Bunlar ilk önce karşımıza isim fiil olarak çıkar. Mağışmak yani. Makmek'e bakalım arkadaşlar. Sevmekten sevmek, başlatmaktan başlatmak, kandan kanamak, kanamaktan kanamak, gezmekten gezmek, duymaktan duymak. Gördüğünüz gibi burada bir kavrama karşılık geldiği için mekmak fiilden isim yapmıştır. Memaya bakalım. Olumsuzluk eki olan memale karıştırmamak gerekir. Olumsuzluk eki, çekim eki görevinde kullanılırken bu yapım ekidir. Oyalanmayı istemez de derken buradaki oyalanmadaki ma isim fiil ekidir. Yani fiilden isim yapar. Fakat artık dışarıda çok fazla oyalanma dediğimizde gördüğünüz gibi olumsuzluk eki almıştır. Yani çekim ekidir. Gitmeni istemedik derken, gitmeyi derken gördüğünüz gibi burada M'lerde isim fiil, yani fiilden isim yapım ekidir. Iş işe bakalım. Almaktan alır, vermekten verir, düşmekten düşüş, aldırmaktan aldırır, kullanmaktan kullanır, oturmaktan oturur, bakmaktan bakış, ağlamaktan ağlayış. İsimden fiil yapan bir diğer ekisi fiilimsi eklerinden birisi olan sıfat fiil ekidir. Yani anası mezar dikecekmiş. Gelmekten gelen, bilmekten bilen, kırmaktan kıran, yıkmaktan yıkılası, kırmaktan kırılası, görmekten görülesi, öpmekten öpülesi, bitmekten bitmez, çıkmaktan çıkmaz, solmaktan solmaz, koşmaktan koşar, gelmekten gelir, gitmekten gider, kesmekten keser, biçmekten biçer döner, duymaktan duyulmak, duyulmaktan duyulmadık, gelmekten geldik, görmekten gördük, sevmekten sevdik. Acak ecek ekine dikkat ediyoruz. Bunu gelecek zaman ekiyle karıştırmamamız lazım. Örneğin yiyecek, ekmek, içecek, su kalmadı derken
Yiyecek ve içecekteki acak ecek eklerinin fiilden isim yapım eki olduğunu görüyoruz. Bayramda da olsa yiyecek, içecek derken gördüğünüz gibi yemek fiiline gelen gelecek zamana gidir. Yani birisi yapım, birisi çekim ekidir. Bu şekilde bakalım yine belirsiz geçmiş zamanla karıştırmamak gerekir. Okumuş, görmüş, geçirmiş adam derken ismin önüne gelip ismini nitelediği için sıfat fiildir. Fakat buradan az önce geçmiş derken buradaki mi şekli gördüğünüz gibi belirsiz geçmiş zamanın üçüncü tekil kişisiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla çekim ekidir. Gılgıya bakalım. Saymaktan saygı, sevmekten sevgi, vermekten vergi, duymaktan duygu, basmaktan baskı, içmekten içki, uyumaktan uyku. Gördüğünüz gibi uyku sözcüğünde ünlü düşmesi olmuştur. Türem olurken dalmaktan dalgın, kırmaktan kırgın, bilmekten bilgin, olmaktan olgun, düzmekten düzgün, pişmekten pişkin, coşmaktan coşkun, alınmaktan alından, girişmekten girişken, yapışmaktan yapışkan, sıkılmaktan, daha doğrusu sıkmaktan sıkılmak, sıkılmaktan sıkılgan, dövmekten dövüşmek, dövüşmekten dövüşken, kıskanmaktan kıskanç, kazanmaktan kazanç, övünmekten özünç, iğrenmekten iğrenç, korkmaktan korkunç, utanmaktan utanç, akmaktan akıntı, almaktan alıntı, çökmekten çöküntü, bulanmaktan bulantı, tiksinmekten tiksinti. Gelelim genellikle yapım ekinde fiilden fiil yapım ekine karşımıza çıkan ettirgenlik, olgunlanmak, işleşik ya da dönüşlülük ve edilgenlik ekleriyle karşımıza çıkan fiilden fiil yapım ekine. Gezmekten gezinmek, bulmaktan bulunmak, sevmekten sevinmek, dolamaktan dolanmak, tıkamaktan tıkanmak, vurmaktan vuruşmak, dövmekten dövüşmek, kucaktan kucaklamak, kucaklamaktan kucaklaşmak, görmekten görüş, dayamaktan dayanmak, dayanmaktan dayanışmak, karmaktan karışmak, tutmaktan tutuşmak, yapmaktan yapılmak, kesmekten kesilmek, görmekten görülmek, acımaktan acıtmak, aramaktan aratmak, incinmekten incitmek, geçirmekten geçirtmek, korkmaktan korkutmak, yağmaktan yağdırmak, boğmaktan boğdurmak, yemekten yedirmek, koşmaktan koşturmak, dönmekten döndürmek, vurmaktan vuruşmak, vuruşmaktan vuruşturmak, sökmekten söktürmek, kovmaktan kovalamak, silkmekten silkelemek, itmekten itelemek, eşmekten eşelemek, durmaktan duralamak, sepmekten sepelemek, şaşmaktan şaşalamak, uçmaktan uçurmak, içmekten içirmek, düşmekten düşürmek, dolmaktan doğurmak, pişmekten pişirmek ve geçmekten geçirmek. Yapı olarak baktığımızda arkadaşlar yapım eklerinden sonra biz biliyorsunuz kelimeleri isim ya da fiil soylu olsun kök ve gövde olarak ayırıyoruz. Yapım eki almamış ve başka bir sözcükle birleşmemiş kelimelerin anlamlı en küçük parçasıdır. İsim ve fiil kökleri olarak karşımıza çıkabilir. Gövde ise basit kökün yapım eki almış halidir. Kelimeler yapılara göre basit, türemiş ve bileşik olarak ayrılmaktadır. Basit kelimeler herhangi bir yapım eki almamış ya da başka bir kelimeyle birleşmemiş sözcüklerdir. Kaşmak, ağaç ve bir örneklerinde olduğu gibi. Türemiş sözcükler ise en az bir yapım eki almış sözcüklerdir. Baştan başa, süzmekten süzgeç, odundan oduncu örneklerinde olduğu gibi. Bileşik sözcük ise en az iki sözcüğün birleşmesiyle oluşan anlamlı sözcüğe verilen isimdir. Gelelim bileşik sözcüklerin farklılıklarına. Anlam açısından üçe ayrılır. İlki anlam değişmesiyle olduğuyla oluşan sözcükler. Her iki sözcük anlamını kaybederek ortaya yeni bir sözcük oluşturabilir. Hanım eli, su çiçeği, kadın budu, kuzu kulağı, keçi boynuzu ve kedi gözü gibi. Yalnız birisi anlamını kaybedebilir. İnce aslanık, dülger balığı, adam otu, keten helva, kara tavuk, basım evi ve rüzgar gülü örneklerinde olduğu gibi. Bileşik kelimelerin bir başka anlamsal açıdan oluşma yolu ise ses değişmesi yoluyla oluşanlardır. Ses düşmesi veya artması olabilir. Ne için, ne asıl, bu öyle, örneğin ne için, niçin, ne asıl, nasıl, bu öyle, böyle, şu şöyle, şöyle, bu ara, cuma ertesi, cumartesi, postahane, postane, hastahane, hastane, kayınata, kaynata, kayınana, kaynana, kahve altı, kahvaltı, sütlü aş, sütlaç,
Çörek otu pek iyi bir yıldır örneklerinde olduğu gibi. Gelelim tür değişikliği yoluyla oluşanlar. Fiiller isim ya da sıfat türüne dönüşerek oluşur. Gökdelen, uyur gezer, biçer döver, kaptı kaçtı, gece kondu, miras yedi, imam bayıldı, ateşkes, şıp sevdi, hünkâr beğendi ve oyun bozu. Bileşik sözcükleri biçimsel açıdan incelediğimizde farklı şekillerde oluştuğu görülür. Bunlardan ilki belirtisiz isim tanımlaması şeklinde oluşanlar, aslan ağzı, dilber dudağı, dil bilgisi, atasözü, anaokulu, gözyaşı, ayçiçeği, milletvekili, yeryüzü ve yılbaşı. Takısız isim tanımlaması şeklinde oluşanlara bakalım. Bakırköy, Haydarpaşa, Hasankale, Babaanne ve Yerküre. Sıfat tanımlaması şeklinde oluşanlar Uludağ, Çukurova, İlkokul, Sivrisinek, Bugün, Yalınayak, Soğukkanlı, Başıbozuk ve Dikdörtgen. İki fiilin kaynaşmasıyla oluşanlar Dedikodu, Örtbas, Çek Yat, Biçer Döver, Uyur Gezer ve Kaptı Kaçtı. İsim ve fiilden oluşan bileşik sözcükler Gecekondu, Kuşkonmaz, Bilgisayar, Ateşkes, İmam Bayıldı, Kol bastı ve miras yedi. Bir sonraki dersimizde yeni bir konuyla devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.